Sevgili arkadaşlar, bu videoda size insanlar genellikle problemleri neden çözemiyorlar, hangi bakış açısıyla hareket ediyorlar ve neden hedeflerine ulaşamıyorlar bunu anlatmak istiyorum. Şöyle örnek vermek istiyorum. Hemen resim ile size örnek vereyim sevgili arkadaşlar. Bu bir araç, bir araba. Bunun motoru ön tarafta, şurada. Şurada da egzozu var. Egzozundan duman çıktı. Siyah duman çıktı. Şimdi insanlar genelde sonuca bakıyor. Örneğin iç sıkıntısı, huzursuzluk, iç huzursuzluğu, gece rahat uyuyamama, çok düşünme veya bereketsizlik veya ailenin huzursuz olması, çocukla iyi iletişim kuramama veya karı koca arasında problemler, anne baba ilişkilerinde sorunlar. Bunlar sevgili arkadaşlar sonuçtur. Bir sonuç, yani ektin biçiyorsun, eken biçer diye bir söz var değil mi? Ne ekersen onu biçersin. O yaşadığın olumsuz olay neyse, tamam mı? Aklına ne geliyorsa yaşadığın sıkıntı. Onlar birer sonuç. Bunu böyle görürsen daha hızlı çözersin. Yani arabanın arkasından çıkan duman. Ama sen bunu nasıl çözmeye çalıştın bu zamana kadar? Pembe gözlük takarak. Yani burayı hoş görmeye çalıştın. Pembe gözlük. Yani bir çeşit uyuşturucu gibi. Pembe gözlük taktığın zaman siyah pembe gözükmeye başlıyor. Veya duyarsızlaştırarak kendini. Duyarsızlaştırarak nasıl oluyor? Başka şeylerle meşgul olmak, kendine başka hobiler bulmak, o problemi çözmemeye çalışmak. Yani asıl sebebi motordan geldiğini kabul etmemek. Sonucu pembe görmek, iyi görmek, uyuşturmak kendini, kendini dizlere vermek, haberlere vermek, hobilere vermek, kaçmak aslında. Bunu çözemediğin için kaçma. Bununla çözemiyorsun. İlaç alarak da çözemiyorsun, uyuşturarak da kendini çözemedin, çözemeyeceksin. Peki nasıl çözeceksin? Bu gerçeği kabul ederek. Gerçek ne? Sen şu motora bakacaksın. Yani kalbin ne diyor? Kalbinde ne var? Gönlünde ne var? Hocam benim kalbim temiz. Ondan bahsetmiyorum. Onu herkes diyor zaten. Sütte leke var, bende leke yok diyor değil mi? 8 milyar insan genellikle bunu söylüyor. Bu boş edebiyatları kenara bırak ve gerçeği görmeye çalış. Siyah dumanın çıkmasının sebebi mazot yerine mazot koymadın, benzin koydun, ondan dolayı olabilir. Veya yağ yerine su koydun, su koyduğun yere yağ koydun. Fıtratına uzak bir şekilde davranış sergiledin. Yani bir araç fabrika ayarlarında çıktığında arızası olmuyor değil mi? Fabrika ayarlarında hareket etmediğin için siyah duman çıkıyor. Yani sen özüne dönersen, kendini bilir, kendi engellerini, ayak bağlarını öğrenir ve yeteneklerini öğrenirsen, fıtratına yaklaşırsan, su yerine su, yağ yerine yağ, benzin yerine benzin koyarsan dumanın rengi değişiyor, sonuç değişiyor. Hani o iç huzursuzluğu kalkıyor, bereketsizlik kalkıyor, aile içerisindeki tartışma, kavga, gürültü, onlar sonuç olanlar. Onlar kalkıyor, düzeliyor veya senin özgüven eksikliğin vardı ya, o bir sonuçtu, o düzelmeye başlıyor. Siyah rengi değişiyor, aydınlanıyor ortalık, dumanın rengi değişiyor. Dolayısıyla sen bu taraftan bakarsan çözersin, öbür türlü seni hep bu tarafa yönlendirecekler. Piyasa hep bu tarafa odaklıyor seni, senin konsantrasyonunu bozuyor. Asıl nedenine değil, kaynağına değil, sebebine değil, sonucuna, semptomuna baktırıyor. Sana diyor ki, bak diyor, senin, atıyorum şimdi sağlıktan bir örnek vereyim. Başın ağrıyor, al aspirini, kurtul diyor. Peki başının ağrımasına sebep olan ne? Sebebi ne? Neden başı ağrıyor? İnsanın kendi kendine başı ağrımaz ki durduk yere. Bir sebebi var. Örneğin benim dişimde bir rahatsızlık vardı, bir iltihap vardı. O ne yaptı? Başıma vurdu ve başım ağrıdı. Ne yaptım? Aspirin kullandım. Geçici düzeldi. Gerçekten düzelmesi için ne yapmam lazım? Dişimdeki iltihabı tedavi ettirmem lazım. Ettirdim, düzeldi. Yani asıl sebebi neymiş? Motorda arıza var. Motordaki arızayı düzeltmeden sen özgüvenine ulaşamazsın. O arzuladığın berekete, o kazanca, o bolluğa, o varlığa ulaşamazsın. Veya sen motorda, yani asıl sebebi değiştirmediğin zaman istediğin o aileyi kuramazsın veya o istediğin aileye ulaşamazsın, o huzurlu aileye ulaşamazsın veya oğlunla kızınla iletişimini düzeltemezsin eğer şurayı düzeltmezsen. Bunun yolunu bulman lazım. Yani
asıl sebebi nedir? Bu gözle bak. Asıl sebebi, şu anda yaşadığın olayın asıl sebebi ne? Neden ben bunu yaşıyorum? Bu tarafa bakmaya çalış. Beyninde öyle bir algoritma çalışmayabilir. Niye? Çünkü tecrüben yok. Bunu belki ilk defa duydun. Bu söylediklerimi bu zamana kadar kimse anlatmıyor. Çoğu anlatmıyor. Genellikle sonucu al kardeşim sihirli değnek, al kardeşim pembe gözlüğü kullan veya al şu hapı yut. O zaman görmezsin, duyarsızlaştırarak çözmeye çalıştılar bu zamanında. Asıl sebebine odaklamadılar insanları. O yüzden alışık olmayabilirsin bu söylediklerime. Ama bunu fark et artık. Bunu artık kafana yerleştir. Sebep-sonuç ilişkisi. Duvarın arkasından su geliyor. Sen duvarı devamlı boyuyorsun. Çatıya bak. Çatıda hangi kiremit kırık? O kiremiti değiştirirsen su gelmiyor. Düzeliyor zaten. Dolayısıyla o taraftan bakmaya çalış. Sen de problemlerini çözebilirsin. Bu konularda belki tecrüben olmadığı için o bakış açısına hemen sahip olamayabilirsin ama destek alırsan, biz yıllardan beri bu konularda hep yardımcı olduk Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza ve binlerce insanın hayatı değişti bu şekilde. Senin de hayatının değişebileceğine inanıyorum ama bakış açını değiştirirsen, yani sonuca değil sebebe odaklanırsan senin hayatın da değişecek Allah'ın izniyle. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.